Haftanın üçüncü gün finaliyle karşınızdayız. Haftanın üçüncü günü çok kirli bir evle uğraştık. Fatma'nın eline koluna sağlık. Hele ki yerler berbat bir şekildeydi. Ki izleyenler de zaten gördüler evin ne halde olduğunu. Fatma, mutfağı temizlerken dedin ki bu haftanın en kirli evi bana denk geldi dedin. Evet Kadir Bey. Hala aynı fikirdesin. Aynı fikirdeyim. Peki bu kirli evin altından kalktığını düşünüyor musun? Düşünüyorum. Düşünüyorsun. Sonuna kadar düşünüyorum. Fatma'nın temizliğine bugün açılışta dedin ki gerçek bir temizliği göstereceğim. Evet. Fatma anlatılmaz yaşanır dedin. Evet aynı. Bugün biz Fatma'yı yaşadık. Evet. Bakalım arkadaşlar da Fatma'yı yaşamışlar mı? Şimdi yorumları alacağım ama ondan önce bir sorum var. Evet. Aylin abla sana sormak istiyorum. Hadi Aylin abla yorumlarında tutarsız olduğunu düşünüyor musun? Hayır. Düşünmüyorsun. Hayır. Öyle mi geliyor size? Arkadaşlarından bir tanesi senin yorumların tutarsız olduğunu, yani bir dediğinin bir dediğini tutmadığını düşünüyor. Kimmiş o? Serap öyle düşünüyor. Serap, Aylin abla yorum yaparken tutarlı değil demiş. Hmm. Sence neden böyle bir cümle kurdu, neden böyle bir kanıya kapıldı? Bilmem. Serap, neden Aylin ablanın dedikleri tutarlı değil senin açından? Ya dün puanlamayla ilgili şu an tam hatırlayamıyorum. Şey yapmıştı, cam ve önce cam mı silinir, süpürülür mü, sonra mı süpürülür, cam mı silinir muhabbetinde. Ondan mı tutarsınız? Orada bir tıkanmıştık hepimiz. Tuğçe bir şey söylemek istiyor. Buyur yani Tuğçe. Yani ilk önce dediği gibi önce cam silinir dediler. Ondan sonra hepimiz aynı fikir olunca fikrini değiştirdi. Tutarlı, eğer bir şeyinde tutarlı olsaydı onu evet ben böyle diyorum, ben böyle biliyorum. O yüzden puanımı bu şekilde veriyorum. Yani başkasının konuda aa tamam öyleyse öyle, yani bu tutarsız. Sen bence de bu yüzden benim mi ailen sadece yorum yapmak için yorum yapıyor dedin? Evet. Bugün mesela girdik. Neden leğen kullanmıyorsun? Kova kullanıyorsun. Bunun bir önemi yok bence. Temizliği nasıl temizlemesine bakmamız yani lazım. Yani sadece ailen tamam. Abla konuşmak için mi konuşuyor? Ya dün bana da aynısını yaptı. Geldi mutfağa işte dedi benim mutfağı evimden daha kirli. Yaparsa hakkını veririm ama buraya geldi. Ben ona ne puan verdiysem aynısını verdi. Kısasa kısas. De aynısını yapacak. Bak kendi söylüyor. Kısasa kısas. Evet. Bu şekilde olmaması lazım. Temizlik nasılsa ona göre puan verilmesi lazım. Benim kaç puan verdiğim sizi niye bu kadar ilgilendirir ki? Çünkü ben yarıştım, ben emek sarf ettim orada. Pazartesi günü de ben yarıştım. Ben sana o kadar iddia ettim mi? Lütfen şunu puanını değiştir, lütfen şu puanını değiştir diye sana direttim mi ben? Ama sizin eksikliğiniz vardı. Mi? Alt dolaplara girmediniz, oraya girmediniz. Buraya ben her yere şey girmeme rağmen şimdi o günü geçiyorum da Aylin ablacığım. Sen sadece yorum yapmak için yorum yaptığını düşünüyor musun? Hayır, yorum yapmak için yorum yani yapmıyorum. Yani Aylin abla temizlikten anlamıyor mu? Sadece konuşmak için mi konuşuyor? Temizlikten anlamıyor gibi bir kelime söylemedi. Sadece yorum yapmak için yorum yapıyor. Bugün de aynı şekilde yaptı. Mutfaktayım. Bir bahane bulamadığı için. Başka bir şey eleştirecek bir şey görmediği için bence, bana göre. Bana da aynısını yaptı ama puanlamada... Yok ben buraya temizlik için gelmedim. Eğlence için geldim. Böyle kendimi göstermek için geldim. Temizliğim yok benim. Sadece böyle sizi hani fitnelemek, fesatlamak, birbirinize katmak için geldim. Ben temizlikten hiçbir şey anlamıyorum. Anlayan sizin kendi düşünceniz. Ben öyle bir kelime söylemiyorum. Bugün mutfağa geldiğinde de yorum yaptın ya, salonda da yorum yaptın. Hı hı. Serap, Fatma'yı kendine rakip gördüğün için, onun motivasyonunu düşürmek için böyle yorumlar yaptığını söyledin. Evet, böyle bir şey söyledim. Çünkü çok olumsuz. Ben Fatma'yı koltuk silerken gördüğümde gayet güçlü ve güzel siliyordu. Sadece ıslak bıraktığını söyledim. Ama Aylin abla tam tersini düşünüyordu. Bence tamamen modunu düşürmek için konuştuğunu düşünüyorum. O yüzden yapamazsın diye. Sırf yapamazsın ben diye. Ben röportajlarımda da bunu söyledim. Dedim ki bu koltuk lekeli dedim. Bundan dedim umudum yok. Hani silse de tamam. Diğer koltukların üstünde örtü var dedim. Ben sözümün arkasındayım Kadir Bey. İnkar etmiyorum. Onu dedim silse de olur silmese de. Çünkü yani emeğine yazık, koluna yazık. Yani onu kastetmeye çalıştım. Aslında sen uğraşıp vakit kaybetmemesini istedim. Aynen. Ben onu söylemeye çalıştım. Peki senin iyi niyetini niye arkadaşlarım işte benim iyi niyetimi suistimal etmeye çalışıyorlar. Buraya geldiğimde bile bu koltuğu silerken ben aynısını tekrar burada da söyledim. Ve söylediğim kelime şu, tamam silmiş, eline koluna sağlık, çok güzel çıkartmış, onda hemfikirim. Ama ıslak bıraktığını da söyledik. Abla o başka türlü çıkmazdı ki evet, ama. Evet, bu da açıklamasını çıkmazdı yaptı. Yani, başka çıkmazdı. Türlü çıkmaz dedi, yani bezi görüyorsunuz dedi. Yani senin burada hiçbir art niyetim yok. Ben bunun açıklamasını peki, yaptım. Neden hala neden benim anlıyorlar üstüme ama geliyorlar? Yaşadınız. Ben onu anlamıyorum. Tartışma biz mutfakta yaşadık. Kadir ya Bey ben bunun aslında, açıklamasını... Bak, ben aslında Aylin ablayı kırmak istemedim. O an zaten stres halindesin. O yarıştı beni anlaması lazım. Şimdi kovayla temizlik yaparken sonuçta o kovanın altına parmak basmadı. İşte... Ben su doldururken
değiştirirken zaten elimle ovalamadan hiçbirine su doldurmadım. İşte siz bunun açıklamasını bu şekilde orada yapmadınız. Kadir Bey onun açıklamasını sizin gibi... Ama ablacığım sen onu bana öyle söylemedin. Ben dedim şimdi senin ki iki tane söyleme dedim. Tarzın çok farklıydı. Hayır, ben dedim ki orada iki tane bulaşık leğeni varken dedim neden dedim kovayla dedim temizlik yaptın dedim. Tamam bu şekilde tamam, söyledim. Sen onu böyle söylemedin. Sen onu ki... imalı böyle... Hani, İndeleyerek mi söyledin? Öyle söyledi Kadir Ama Bey. Ama sen o anda... Öyle söyledi yani. O anda şimdi ben, temizliğe daldığın yaşına için... hürmet hani hiçbir şeyim yokken yani temizliklerimiz yarışıyor bizim burada. Yani söyleme üslubu yanlış. Yani Aylin abla sana sert bir yorum yaptığı için ya sen de sert bir cevap verdin. Ya iğneleyici gibi konuştu benimle. Ya sana belki o esnada belki yetiştirme anında yani. Sana o şekilde gelmiş olabilir ama... O anın yorgunluğuyla. Ben yani iğneleyici değildi ama siz de Kadir Bey gibi yorum yapsaydınız ben de gerçekten ama, sizi kırmadan yorumumu devam ettirebilirdim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar zor bilmiyorum. Tamam. İki gün, son iki günümüz daha var bak, ama ben ne diyorsunuz? Temizlik, benim işimde ben böyle ev görmedim. Ev değildi burası. Gerçekten değildi yani. Korku eviydi burası. Ya gerçekten değildi. Korktun mu bugün? Perili bari? Evdi burası. Gerçekten hani her yer arkadan... örümcekti. Hiç kimsenin evinde bu kadar örümcek var mıydı? Dur Tuğçe bu evden korkmuş evet. Ben gerçekten nasıl korktum? Sakin. Girerken bir labirentten geçiyorsun. İçeri giriyorsun yerleri zift dökülmüş gibi. Hani camları kapat, arkadan son müziğini ver. Gerçekten korku filmi. Tamam. Peki o zaman senden alayım mı ilk yorumu? Olabilir tabii. Bu korku evi nasıl temizlendi sence? Çiçek gibi. Çiçek gibi. Eksikleri var ama ilk korku evi gibi değil. Daha rahat girdim. Evin enerjisi değişmiş. Değişmiş. Peki yorumlarını salondan başlayalım. Başlayalım. Ben salona ilk girdiğimde yerlerden korktum. Ve dedim ki temizleyebilirse eğer hani gücü yetebilirse beklerim. Ama yetmiyorsa çıkmıyorsa spatulayla sorun yok dedim. Spatulayla kazdık biz spatulayla. Evet. Halı fırçasıyla fırçaladık. Yani o siyah zipler burada kalsa senin için bir problem olmaz mıydı? Olacaktı ama eğer deseydi ki ya uğraştım çıkmadı bir türlü deseydi anlayışla karşılayacaktım ve bir şey demeyeyim. Hayır gelelim. Banyoda klozet çok kötüydü, el yıkama yeri kötüydü. Fayansları falan çok beklemedim. Aslında silmeni isterdim. Yıkadık çünkü beyaz... biz. Zaten kız o fayansları görürsün. Nasıl beklemiyordun? Parmağıyla öylece duvara çok sürmüş dört parmağı. Çok affedersin tuvaletini silmişlerdi yani. Yok şeyde radyatörün olduğu duvara baktım da orada lekeler vardı ve radyatörü temizlenmemişti ya. Hani ben o yüzden ona düşünerek hani şey yaptım. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Elimden gelenin fazlasını yaptım ben bu evde. Evet bakalım Tuğçe dedi ki bu ev dedi çiçek gibi olmuş dedi. Korku evi şeklinden çıkmış dedi. Bakalım Tuğçe kaç puan verecek? Buyur Tuğçe. Küçük de bir açıklama yapmak istiyorum. Tabii. Ben iki puan arasında çok gidip geldim. Ama yani bu zamana kadar ki en kirli ev senin olduğu inan. İçin yerdekileri nasıl terlediğinizi gördüğüm için bu puanı layık gördüm. Normalde kaç puan verecektin? Ben 3 ile 4 arasında gidip geldim. Diğer yarışmacıların da temizliğini düşünerek kafamda bir analiz ettim. Durumu buna karar verdim. Ama bana sorarsan eğer yani ben o kadar bu ev dörtlük bir ev değildi inan. Yani bu böyle ev hiç kimseye çıkmayacak. Bak haklısın, ben size söyleyeyim ama ben yani. Şimdi 3 verdiğim evle 4 verdiğim evi de düşünerek haklı bir puan vermeye çalıştım. Çok gidip geldim. Tamam. Peki, ben sana dörde kanaat getirmiş. Savunmamı yapabilir miyim? Diğerleri. Puanın için değil ama. Şu puan an, için yapmak Fatma'cığım istemiyorum. Şu hiç kendini yorma. Tamam. Desen de zaten 4 puan verdi. Aynen. Normalde 3 verecekmiş. Aynen. Yerler için 4 vermiş. Bir de çiçek verdim. Peki. Tamam. Çok teşekkürler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.